1914. Sizin için ne kadar geri değil mi bu? Va 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 va. 95 yıllık Çınar hissettiklerini, düşündüklerini Atatürk'e anlattı. Hem de gözyaşlarıyla. Çok çok üzüldüm ve ağlayarak çıktım. Dünyaca ünlü Sümer tarihi uzmanı Muazzez İlmiyeçi Anıtkabir'deydi. Zorlukla yürümesine rağmen gitti. Çünkü nedeni vardı. Üzülüyorum, üzülüyorum. Yani ya Atatürk'ün bize kazandırdıklarını bir türlü anlayamıyor, hazmedemiyorlar. Yoksa çocuklar buralar böyle olmayacaktı. Siz de böyle konuşamayacaktınız. Düşünce suçu nedeniyle 92 yaşında hakim karşısına çıktı. Çoğu kimsenin tarih kitaplarında okuduklarını yaşayarak gördü. Şimdi hayatı belgesel olacak. Bilmeyenler onu Son Sümer Kraliçesi olarak tanıyacak. Hakikaten bulunmaz bir gün bu yaşta böyle bir şey. Çok sevindim ben. Hep anlatıyor. Atatürk'ün huzurunda bir kez daha anlattı. Şimdi zannediyorlar ki Atatürk deyince o bir heykel, o bir şey, ona böyle tapıyoruz. Hayır, o değil. Onun sözlerine tapıyoruz. Onun sözleri o kadar önemli ki şey olmayın diyor, laik olun diyor. Laiği bir türlü anlamadı bu insanlar. Laikliği dinsizlik dedi. Başbakanından, cumhurbaşkanından hepsi. Değil öyle. Asıl laiklik demokrasi. Laikliği böyle tarif etti. Atayı anarken onu anlamak önemli dedi. Benim söyletmeyin çok fena.